Günaydın. Bugünkü dersimizde fizik ikinci sene lise ile devam ederiz titreşimler konusuyla. Ve bugünkü dersimiz olarak elastik titreşimler. Geçen iki derste bir okuduk genel olarak titreşimli hareketler için ve ondan sonra gördük nasıl oluşur sarkaç, daha doğrusu matematiksel ve fiziksel sarkaç. Nerede ne gördük ki bir Denge noktasının etrafında nasıl ıı, sallanır bir hangi ıı, herhangi bir cisim ve ona göre nasıl hesaplayabiliriz konun periyodunu daha doğrusu açıklayalım onu ıı, bir hareket olarak. Demek ikinci, daha doğrusu üçüncü tip ıı, titreşimler ne vardır? der elastik titreşimler ve bunlar meydana gelirler genelde ne zaman kullanırız adına göre belli bir elastik madde. Genelde biz bu ıı, titreşimleri açıklarız bir yay ıı, yardımıyla. Iı, örnek diyelim nasıl eder yay? tükenmezler eder ne yer alır veya ona göre toplanır. Daha doğrusu eğer düşünürsek biz ıı, devam bir yerde asık bir yay. Belli bir yüksek yükseklikte devam bulunur. Havada daha doğrusu ve bağlıdır bir yay. Şimdi yayı ben böyle serbest ellerimle deneyeceğim ne kadar daha öyle çizebilirim. Aynasını vardır. Böyle. Demek normal durumda yayın vardır belli bir büyüklüğü. Ve vardır kendi fiziksel özellikleri. Daha doğrusu yayın malzemesine göre. Hangi malzemeden yapık. Ne kadardır kalın. Ne kadardır a, uzun. Hepsi bunlar bir parametre altında açıklanır. Nasıl yayın sertliği. Daha doğrusu ne kadardır bir yay daha sert veya daha azdır sertlegi göreyiz nasıl vardır değişsin onun nasıl vardır değişsin devam onun bitevi periyodu. Hem şimdi eğer alırsak böyle bir yay normal durumda devam bulur durmuş hali ne zaman yoktur ucuna koyuk bir hangi kütle. Eğer alırsak bu yayı ve ucuna koyarsak bir hangi kütle ne vardır olsun Demek bağladıktan sonra bir a, kütle ucuna vardır genişlesin. Daha doğrusu a, böyle biraz daha genişi yapayız. Baştan böyle. Demek eğer ucuna asarsak bir hangi kütle de yalan belli bir metal parçası vardır yay alsın geri alsın. Demek gelerek daha gerek bir hale ve ona göre vardır durulsun de yalan bir yerde. Nerede ne burada asaktır bir, a, ups, a, asaktır bir kütle onu göstereyiz böyle. Asaktır bir kütle ve burada onu yapayım böyle nasıl bir kare şeklinde. Demek eğer asarsak belli bir kütle onu işaret edeyiz. Böyle görürüz ki denge noktasına kadar vardır geri olsan. Demek bu geri olarak fark denge noktasından. Biz de burada denge noktasını çekeyim bir kırmızı çizgi lenki göstereyim. Tam olarak nerededir? Demek kırmızı çizgimiz burada ortadan ne geçer veya kesek çizgi olayak denge ıı, noktası. E şimdi ne olarak? Ne zaman salayız biz bunu, ne zaman gereyiz diyelim. Niçin bunu biz gerebiliriz bu kütleyi? Bir tevi vardır bu titresen. Daha doğrusu vardır gerilsin aşağısına, hem ondan sonra toplansın, yayın potansiyel enerji sayesinde. Demek biz daha evvel ne zaman okurduk, geçen sene potansiyel enerji için, enerjisi için dedi ki potansiyel enerji gelir iki şekilde. Birisi der yer çekimi sayesinde ne vardır potansiyel enerji. Diğeri der elastik deformasyon süresinde ne meydana gelir ne meydana gelir potansiyel enerji. E şimdi burada Demek görebiliriz ki yayan vardır denge noktasından ne kadar uzaklaşır. O uzaklaşmayı işaret edeyiz. x noktası ile. Daha doğrusu hareket mesafesi olarak bu. Demek ne zaman vardır gerilim ne kadar fazla gerilsek o kadar vardır o titremek olsun. Daha doğrusu titreşimler burada olarak nereden ne yay, bitevi yay gerilecek ve toplanacak gerilesene. Tabii ki Gerçek hayatta normal, a, ne zaman bakarız bir zaman sonra yay vardır durulsun. Niçin vardır durulsun? Niçin vardır sürtünme. Ama eğer sürtünme yok ise bir tevi vakit sonsuza kadar vardır bu titreşim oluşsun. Bakalım şimdi. Demek burada vardır bir a, kuvvet ne etki eder? Daha doğrusu ne zaman gerilir? A, vardır kuvvet ne çeker bunu yok arasına? Gerildikten sonra... Ve aynı zamanda ne zaman toplanayak bir tevi vardır bir kuvvet ne çekeyek daha gerek gereyek aşağısına doğru yer çekimine karşı. Demek bir tevi vakit bu kuvvet der bir kuvvet ne meydana gelir elastik malzemelerde ve der direkt olarak bağlı elastik malzemenin uh, denge noktasından ne kadar uzaklaşır veya geri ve aynı zamanda uh, ne çeşit malzemeden yapıktır bu uh, elastik malzeme. Bu, bu a, burada elde edilir bir formül. Nedir? Eşit f eşittir eksi k çarpı x ve buna deriz hook kanunu. Bu durumda eksi k ile veya sadece k der yay sertliği. Yay sertliği. Demek yay sertliğinde girer yayan bitevi Kalınlığı, uzunluğu etki eder her şey. Niçin ne kadardır daha kalın, o kadar vardır bu kuvvet olsun daha büyük. Ne kadardır daha ince bu kuvvet vardır olsun daha küçük. Demek burada buna deriz evastik geri dönme kuvveti. Ve x ile işaret ederiz. x ile vardır işaret edelim. Denge noktasından A, yayın denge noktasından yayın denge noktasından olan a, gerilmiş mesafe. Demek ne kadar fazla gerersek devam. biz burada elimizle ne olabilir bu kütleyi çekelim aşıyasına hem ona göre bu x vardır büyüsün. He şimdi ne düşünürsünüz ne etki edilecek periyoduna bu titreşimlerin acaba daha ağır kütle asarsak daha fazla mi? Evet yani en basit bir mantıksal olarak bakarsak daha fazla ku kuvvet koyarsak o demekte de daha fazla kütle yay vardır gerelsen daha fazla. Ee, onu göreyiz burada. Demek burada vardır bir şeyimiz görebiliriz başlangıçta ne kadardır normal durumda uzunluğu diyelim yayın Görebiliriz eğer etki edersem değiştirirsem değiştirirsem. <laughs> var vardır olsun daha ince veya vardır olsun daha kalın. Buna bazen diyebiliriz. Diyelim ki der demek ki yayın sertliği veya a, gerilme sabiti. kullanmışak daha evvel söz. A, veya yay sabiti. Demek görürüz ki nasıl değiştiririz sertliğini o değişir kalınlığı. E şimdi eğer asarsak buna bir kütle. Devam asarız bir kütle ve görürüz ki vardır o hareket etsin. Demek şimdi hareket olmadığında görebiliriz nerededir? Denge noktası 100 gramlen asak. Demek eğer durdurursak ha, hareketi kendimiz elemezlen. Ki bakalım örnek ne kadardır daha doğrusu onun denge noktası. Eğer bakarsak daha ağır kütleye göre onu durdurursa göreyiz ki yay vardır. Geri olsa çok daha fazla. Ama normal durumda burada bu mavi çizgilen Görebiliriz tam olarak neredeymiştir eğer a, neredeymiştir a, ne zaman gerilmemiştir hiç daha doğrusu da, genel olarak denge noktası sadece yayın. Demek şimdi biz görürüz ki bir miktarda mesafe gerilmiştir. Örnek diyelim 100 gram burada yürümüşler 10,2 santimetre. 252 gramla vardır yaklaşık 40,1 santimetre. Demek ne kadardır daha ağır o kadar görebiliriz ki vardır uzak Daha doğrusu vardır fazla gerilsen. Hem şimdi eğer bunu diyelim ben gelirsem belli bir yere kadar getireyiz buraya kadar. Ne zaman salayız onu hareket etsin. Demek bir titreşim olur ne zaman gider yok arasına, döner aşağısına ve yine gelecek başlangıç durumuna. Ona aynı nasıl ne yapardık diyelim ki bakalım periyodunu. Burada şey deneyebiliriz örnek ölçelim periyodunu salayım slow motion'da. Demek ne zaman başlayacak en yok arasından bastırayım play. Odur burada ve şimdi bakayız ne kadar zaman geçer. Demek ki bir periyod yapsın. 100 gramda lazımdır 0,8 saniye. Eğer bakarsak aynısını diğeriyle demek burada göreyiz ki mesafeler daha büyük, niçinler daha ağır. Demek ne zaman savayız hareket etsin 0,8 idi. Şimdi bakayız nasıl değişti periyodu. Demek ne zaman gerek yok arayı O Odur. Burada ve şimdi ağır hareket etsin hem göreyiz ki bunun periyodi olarak daha yavaş, daha doğrusu daha büyük. Demek periyotta geldi 1, yaklaşık 1,3 saniye. Demek görürüz ki kütlenin direkt vardır efekti periyoda nasıl sarsılır. Demek eğer gerirsem fazla bunu hem salırsem göreyiz ki olarak çok daha hızlı. Demek daha fazla kuvvet verdim ona göre o kuvvet mecburdur bir hangi yere gitsen. Demek burada şimdi periyodi arttı. Ne zaman ya ne yaptık? Burada ne yazdık? Bu x mesafesini büyükletirdik. Demek x mesafesi büyüldü. ona göre kuvvet büyüdü ona göre çok daha hızlı oldu bir tevi hareket. Bakalım ne olacak etkisi yay sertliğine. Havaya şimdi iki tane yüzer gram aynı olsun. Aa, böyle sadece her ikisini böyle yapayız hem şimdi birisinde yapayız hepten minimum olsun birisinde yapayız hepten daha kalın ne görebiliriz ki ne zamandır daha kalın çok daha zordur gerilsin ne kazamandır daha ince demek sertle gider daha az çok daha kolay gerilebilir bir tevi yay ve ona göre görebiliriz şimdi aralarında hangisindadır titreşim dalgası periyottur daha büyük ne görebiliriz ki daha kalınında çok daha fazla hareketler elde edilir. A daha incesinde çok daha az hareket elde edilir bir zaman içerisinde. Aynı vakitte daha fazla gerilmiştir. Demek ki eğer ülkesersek ülke on burada mecburdur Soğuma motion'dan işin yok şansı. Ee, o şey yapayım. Devam ülkeyi silik sağ tarafta kasanı. Budur. durum. Böyle. Ve şimdi vardır gelsen. Duruldu. 0,56 karşılaştırırsak dem e, ilk deneyimize göre 0.79 0.8 ne zaman idi e, ortalama olarak bu e, bunun seviyesi. Aynı şekilde bakayız devam nasıl da değişmesi e, diğerinin. ne zaman gelirken yok araya e, ve ve durulayak olur burada ve şimdi göreyiz nasıl vardır yer alsan. Burada gözükebilir ki çok daha küçük. Daha doğrusu nasıl sertlik ağır büyüsün ona göre vardır uh, değişsin ona göre vardır değişsin uh, periyodik Tabii ki burada eğer koyarsak daha büyük bir hangi kütle yine göre demek nasıl değişecekler ve yapabiliriz diyelim getirelim belli bir orana nereden her ikisinin hareketi olarak aynı eğer uh, gelirsek periyot için açıklayalım daha doğrusu gösterelim periyot bağlantısını aynı şekilde demek görürüz ki ee, değişik elastik yaylarda ne zaman hareket eder sanırım burada yapabilirim periyodunu göstersen ee, reset yapmışsın demek nerededir ya burada görürüz ne kadar uzaklaşır ve nerede bulunur devam kütlenen a, ekvilibrim tarzı kütlenen denge noktası eğer gerersem bunu devam örnek 0 metreye kadar ona göre vardır çok daha fazla hareket etsin. E şimdi burada devam vardır biraz sürtünme onun için ağır durulsun. Eğer var ise çok sürtünme ne olacak birden hareket vardır durulsun. Ve buna göre görebiliriz devam hem hızı nasıl vardır hareket etsin. Demek yeşil ok işareti burada bize gösterir nasıl gider hızı görürüz. Nasıl hız bir tevi vakit değişir. Aynı zamanda hem ivmenin vardır etkisi. İvme ve hızı için ayrıdan vardır okuyalım başka derste. Ona göre şimdi yok sadece gösteririz nasıl oluşur bunun etkisi. Ve aynı zamanda periyodu niye bakarsak. Demek periyod ya başlar. A, yarısı periyot geçti, gider yok arasına ve ne zaman döner denge noktasından ikinci defa geçsen bir periyot yapmıştır. Ona göre eğer kütle sayını büyükletirirsek göreyiz ki nasıl vardır değişsen. Yani burada artık çıkar aşağısına. çok germişek bu durumda. Ve ona göre çok daha yavaş vardır gelsen. Eğer yaparsak daha sert olsun bir tevi bir tevi yay. Görürüz yine nasıl vardır etkiye devam periyoduna azaltır avam. Demek ne görebiliriz burada? Ki kütlenin etkisi periyodadır. düz orantılı. A Etkisi set liganındır der ters orantılı ve me ve hesaplamalardan sonra meydana gelir ki formülümüzdür. Periyot için t eşittir 2 pi 2 pi karekök m bölü k. Dikkat edersek bu formül benzer çok geçen derste okuduk formülümüze daha doğrusu nereden gördük? Sarkaçta nasıl vardır gelsin bir matematiksel sarkaçta nasıl gelirdi periyot. Daha doğrusu neydi? 2 pi çarpı karekök l bölü g. Demek burada görürüz ki yayın gerilmesinde nasıl vardır kütle sayesinde değişsin. E şimdi burada devam deneyebiliriz bakalım ne olacak eğer yer çekimi büyürse. Demek yer çekimi büyürse vardır. Sadece hareketi yaptın. Devam görebiliriz nasıl değişer periyot ve ona göre hesaplayabiliriz. Eğer büyürse yer çekimi periyot gene vardır kalsın aynı olsun ki geri bitevi bir o şey fazla. Demek periyodun sadece çekelim durulmasın ki o şey. Demek periyot vardır aynı kalsın eğer yer çekimi ise daha fazla ise daha az. Demek nasıl bakarsak zaman ne gerekir ki etki etsin etkisi altında sadece kütlenin m nedir a, ne vardır bizim de ya, bu durumda a, yayın etkisi yapalım her şeyi reset demek bir a, elastik yay bir elastik a, yay a, yaya daha doğrusu bir kütle a, bağlandığında yay gerilmeye başlar. A, bu gerilme sırasında Uh, elastik geri dönme kuvveti uh, elastik maddeye daha yaya etki eder ve başlangıç haline uh, dönmeye dener. Buna göre uh, buna göre ya uh, yay gerilmeye ve toplanmaya başlar ve bir tip elastik titreşim meydana meydana gelir. Demek burada periyoduna göre nasıl ne yazdık? Demek elastik titreşimlerde periyod yayın sertliğine ve asılmış olan kütlenin büyüklüğüne bağlıdır. Ne kadardır daha ağır o kadar daha fazla olacak periyodi. Ne kadardır daha sert yay o kadar daha az olacak periyodin içinde ters orantılı. Demek kütlenin artması ile periyod a, artar. Periyod artar. A, ama a, sertliğin artması ile periyod azalır. İçinde ters orantılı. Aynı zamanda demek hukuk kanununa göre hukuk kanununa kanununa göre yay sertliğinin artması ile veya denge noktasından olan mesafenin artması ile geri dönme kuvveti daha büyük olacak. Yay sertliği aynı zamanda gerilme sabiti olarak adlandırılır. Demek ne zaman deriz burada gerilme sabiti? Her bir yayın vardır belli bir deyim kuvveti ne kadar taşıyabilir? Eğer çok fazla gerilirse bir yay ne olacak? Eğer çok büyük yük etki ederse bir elastik maddeye kopacak veya kırılacak. Eğer ise demirden veya herhangi bir hangi met a, daha elastik metaldan yine vardır kırılsın. Ve bu durumda yayların vardır çok büyük potansiyel enerjisi. Enerji enerji için okuyucusu ileride tam olarak nasıl değişir? Burada sadece gösterebiliriz devam ne olur enerjiyle. Devam ne zaman a, yay durur devam hareket etmez. Görürüz ki vardır potansiyel enerjisi. Iı, sol tarafta mavi ile ne görebiliriz? Der, potansiyel enerjisi yer çekim bakımından. Daha sonra çekim potansiyel enerjisinde. Eğer toplanırsa ne devam yay veya geri alırsa yay. Görürüz ki yayın şimdi vardır potansiyel enerjisi, çekim potansiyel enerjisi yoktur. Ve ne zaman savayız hareket etsin. Sadece çekelim yine sürtünmeyi. Iyi olmasın sürtünme enerjisi. Bite bir tevi vakit görürüz nasıl dönüşür enerjiler. Demek vardır üç çeşit enerji. Hareket sayesinde vardır kinetik enerji ve lastigan vardır elastik enerjisi, elastik potansiyel enerjisi ve vardır potansiyel çekim enerjisi. Eğer gerersek fazla yayı göreyiz ki çok daha hızlı olarak ona göre yayın vardır fazla gerilsin. Ama var ise sürtünme görürüz ki sürtünme sayesinde elde edilir sıcaklık ve bir zaman sonra vardır her şey doğru olsun ve gelsin bir hale nerede artık hareket yoktur. Demek burada hala biraz titrer bu. Ee, eğer bakarsak hepten artık duruldu. Demek belli bir hale geldikten sonra ağır durulsun. Demek göreyiz enerji için ayrıdan varlar Ayrıdan vardır açıklayalım nasıl olur enerji dönüşümleri hem matematiksel sarkaçta hem elastik titreşimlerde ve nasıl hesaplanabilir o enerji. E şimdi burada ne demek? Ne dedik? Sertlik. Demek sertlik içinde girer deyim her bir çeşit fiziksel parametresi bir yayın. Daha doğrusu ne malzemeden dar yapık acıbadır bakır, acıbadır demir, acıbadır bir hangi çeşit guma veya herhangi bir hangi çeşit a, metal. Demek hep onlar etki ederler. A, değiş yazayım sen Yay sertliği genel olarak a, bir yayın tüm fiziksel özelliklerini birleştirir. A, örnek. A, yayın kütlesi yapılmış daha doğrusu, malzemesi kalınlığı uzunluğu vesaire. Demek bir tevi bir sonu genel olarak açık açıklarız nasıl bir yay sertliği olarak. Eğer çok büyük olursa bu gerilme daha doğrusu eğer bu gerilme sabitini biz daha büyük kuvvet uygularsak o vakit yay vardır. Ee, yay vardır patlasın veya kırılsın. Demek ee, potansiyel enerjini elde edilir elastik malzemelerde. Bazen o kadar şiddetli olabilir ki ee, çok ee, yani çok serbestlendiğinde çok büyük miktarda enerji kinetik enerji olarak devam vardır serbestlensin. E şimdi bu çeşit titreşimler devam nerede meydana gelir? nerede oluşur elastik titreşimler? Oluşur örnek amortizerlerinde bir bisiklete. Amortizerleri vardır diyelim hem arabaların arabalarda ki ne zaman araba devam hareket eder ve e, örnek yüksekten biraz daha açığa ne zaman çarpar daha hızlı atlarsa veya çarparsa ona göre ki absorbe edilsin o titreşimler e, kullanılır amortizerler ne devam geri alırlar veya ne toplanırlar ki ona göre absorbe edilsin bu enerji daha kolay bir şekilde eğer a, genelde devam bir deney ne yaparız örnek ne zaman satın alırız e, bisiklettir. Bakalım acaba amortizerleri demek o e, yaylar ne genelde vardır. iki tane devam önünde, iki tane arkasında. Tabi olabilir hem ortada olsun ki absorbe etsin. İteriz içerisine bakarız acaba o yay toplanabilir ve ona göre geri alabilir. Niçin eğer hiç hareket edemese o demektir ki de çok sert hem hiçbir şey absorbe edemeyecek devam daha şiddetli kuvvetlerden. Aynısı vardır hem arabalarda. Demek e, çok büyük sayda örnekler vardır. Nerede biz de rastlanırız bu çeşit titreşimlerle. Niçin genel olarak titreşimlerin etkisi bize de kötü. Yani biz bize uygun değildir olsun titreşimler. Niçin ne kadar fazla titreşimler olur o kadar fazla enerji kaybolur. Acaba o olarak enerji ne kaybolur devam bisikletin sürüşünde. Acaba o olarak enerji ne kaybolur devam bir trenin hareketinde. Veya deprem sayesinde titreşimlerden de serbestlenen enerji vesaire. Genelde biz isteriz titreşimleri ne kadar ise daha fazla yok edelim. Niçin? Ne kadar fazla bir cisim alır titresin, Demek hızlı olarak titresin, vibrasyon ağırsak geçerse o kadar olayak onun ıı, daha büyük şansı ki ıı, diyelim, bu durumda bozulsun. Ve ıı, aynı zamanda sadece ne anmadık? Demek kuvveden küt, ıı, ölçü birimi nasıl ne biliriz? Der, ıı, nasıl ne biliriz? Der. Newton ıı, ve bu durumda k harfiyle sertlik için Newton ıı, Newton bölü metre daha doğrusu, Newton metre Demek a, Sertliğin Yay sertliğin Ölçü Birimi a, Ölçü birimi Olayak Newton metre Bu şekilde Demek nasıl bir çeşit momentum olarak Açıklardık daha evvel a, ne zaman bakardık kaldıraçlar için Demek görürüz ki Nasıl değişir ve ona göre nasıl gördük nasıl hareket eder bir uh, elastik uh, osilatör. E şimdi elastik osilatörlerde nasıl elastik titreşimler de vardır yani. Uh, Büyük sayıda acıbadır Badır bir Birangi genelde saatlerde. devam eski saatlerde aynı nasıl ne vardır titreşimler ne oluşur yardımıyla ile sarkacın. Nerede ne? Sağdan her bir saniyesinde der periyodi. Ama olabilir ki 12 kontrol etsen içinde olabilir olsun devam iki yay ne gerilir ve toplanır belli bir kütle sayesinde. Ve ona göre devam o kütle sayesinde nasıl ne gerilir veya toplanır devam elde edilir Ha el -ă, mm -hmm. de elastic var. Eee evistik titre şimdi. Acıba bu terçaması Demek aynı nası geçen defa ne vardı? Demek burada bu fet web site'ta gidebilirsiniz. Masses and Springs derdi var der değişik o ne bu ana yürümüş. ne Deneyebilirsiniz, bilirsiniz, görürsünüz, nasıl anlarsa değişir. Acıbadır devam dünyada ya da yapayız devam olsun uzayda veya yapayız olsun Jüpiter'de veya herhangi bir hangi gezegende. Demek nasıl görürsek hep pasında ortalama olarak periyottur aynı. Daha doğrusu da yoktur etkisi periyoduna kütlesi nedir. Ne olarak devam eğer alırsak daha uzun veya daha kalın. Demek dikkat edersek burada ne zaman olur daha uzun olur hem kalınlık artar. Ne zaman olur daha kısa ki kalsın aynı yıkancasına göre vardır onun değişsin ince vakit. Ve ona göre devam bu ikasında eğer alırsak ne zaman geri ekler devam periyodları olarak var aynı. Niçin? Birisidir daha ince ama daha kısa. Diğeri de daha uzun ama daha kalın. Demek eğer getirirsek a, aynı o şeye kadar. tabii şimdi kuvvetlerimiz değişecek. değişik. Böyle Devam Bakarsak eğer getirirsek Erika'sın aynı vardır olsun diyelim. Bu şeyde. Erika'sı vardır. Hareket etsin aynı şekilde. Eğer kalmamak için etki edersen yine diyelim. Eğer kalmamak için kalırsa aynı o vakit göreyiz nasıl vardır. Değişsin diyelim. Daha kısa da olarak çok daha hızlı. Yani ne zaman asayız. Göreyiz nasıl olarak periyodi daha az. Demek vardır çeşit örnekler burada ne? Yenidiniz de deyə bilirsiniz, burada devam vektörlerden ki görevim nasıl der, etkisi kuvvetlerin. Devam burada görebiliriz, mavi, a, mavi vektördür etkisi yay, dağılsı elastik geri dönme kuvvetinin, a kırmızı kuvvetler bir vakit ne etki eder yer çekimi kuvveti. Hem ona göre görebiliriz nasıl etki eder. Devam eğer yer çekimini büyütürürsek, göreyiz ki vardır o büyüsün fazla. A, eğer yer çekimini azaltırırsak, Demek göreyiz ki bittiği vakit slow yaparsın, nasıl vardır meydana gelsin. Demek ne zaman yay deller gerek, ne zaman yay bulunur kendi dengesinde başlangıçta o vakit yaya kuvveti yoktur. Ama ne zaman yay gereriz acaba gereğiz diyelim aşağısına doğru veya toplayıcı içerisine doğru görürsünüz ki her zamandır çevrek denge noktasına karşı. Demek nasıl gerersek mavi ile burada çekemem yer hani. Nasıl gelirse görebiliriz ki o kuvvetler çevrek denge noktası yönünde. Ve ona göre varlık bitiriyor. Hareket etsen. Tamam. Eğer yok ise başka bir hangi sorunuz. O vakit dersimizi burada tamamlarız. Ve gelen derse kadar güle güle.